Sağlığım için her şeyin bu bölümünde prostat hastalıklarını, özellikle de iyi huylu prostat büyümesini ve tedavisini konuşacağız. Bu konuda bize Memorial Ankara Hastanesi Üroloji uzmanı Prof. Dr. Hasan Bakırtaş bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sohbetimize başlayacağız, ancak başlamadan önce iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. Prostat hastalıkları denildiğinde hemen herkesin aklına ilk olarak idrar şikayetleri geliyor. Özellikle de bir erkeğin yaşı biraz ileri ise. Gerçekte idrar şikayetleri dediğimiz ne tür problemlerdir ve bunların hepsi prostattan mı kaynaklanır? Başka idrarla ilgili problemlerle kendini belli eden hastalıklar da var mıdır? Esra Hanım, çok güzel bir konuya değindiniz. Prostat, idrar torbası çıkımında bulunan bir ikincil erkeklik organı. Daha çok erkek üreme hücresinin fonksiyonuyla ilgili yardımcı bir salgı salgılıyor. Esas görevi bu. Ama erkekleri daha çok belli yaştan sonra ilgilendiren bölümü, İçinden idrar kanalı geçiyor prostatın. Bu nedenle büyüdüğü zaman, belli yaştan sonra oluyor bu, büyüdüğü zaman bazı idrar şikayetleri veriyor. Biz buna genel olarak alt idrar yolu şikayetleri diyoruz. Ama tabii bunlar tek bir şikayet değil. Bunun bir kısmı idrar yolunun daralmasıyla ilgili şikayetler. Prostat belli bir büyüklüğe erişip de idrar yolunu daraltırsa şayet, kaldı ki bunda illa belli bir büyüklüğe erişmesi de gerekmiyor. Bazen daha küçük bir prostat daraltırken daha büyük bir prostat idrar kanalını daraltmayabiliyor. Daralttığı zaman idrar akım hızında azalma, başlatmakta güçlük, kesik idrar yapma olabiliyor veya dağınık idrar yapma olabiliyor. Belirli bir süre sonra da bu idrar torbasının fonksiyonlarını da bozduğu için idrar torbasının depolama fonksiyonları bozuluyor. Depolama fonksiyonları bozulduğu zaman gündüz ve gece idrar sıklığında artış oluyor. Hasta sabaha kadar uyumuyor, sürekli saat başı idrara çıkabiliyor. Onun dışında bir de ilerlediği zaman hastalık bazı komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Yan etkiler ortaya çıkıyor. İşte bunlar neler? İltihap olabiliyor. İdrar yolu iltihapları olabiliyor. İdrar yolunda taşlar oluşabiliyor veya kanamalar oluşabiliyor ve bunlara ait belirtiler biraz önce belirtildiği gibi işte o zaman yanmalar vesaireler, hastayı daha çok rahatsız eden şikayetler ortaya çıkıyor. Aslında bu saydığınız şikayetler gerçekten çok önemli. Şimdi dediniz ki ilk zamanlarında diyelim idrar, kesik idrar yapma, gece gündüz idrara çıkma, daha sonraki aşamalarda idrarda kanama gibi pek çok belirti. Evet. Geniş bir yelpazede. Bu açıdan baktığımızda karıştırılan başka hastalıklar da var mı böyle idrar şikayetleriyle ilgili ortaya çıkan? Bu konu çok önemli bir konu. Çünkü her erkek belli yaştan sonra bu şikayetleri adeta bekliyor. Evet. Benim ne zaman kapımı çalacak diye. Halbuki bu şikayetler sadece prostat irileşmesinde meydana gelmiyor. Birçok ciddi hayatı tehdit eden hastalıklarda da bu belirtiler meydana gelebiliyor. Özellikle ülkemizde maalesef sigara içimi çok yaygın. Sigara içen erkeklerde mesane kanserinin belirtilerinin birçoğu benzer belirtiler. Bunun aydınlığa kavuşturulması gerekiyor. Acaba ona bağlı bir belirti mi? Özellikle kanama ön planda oluyor bunda daha fazla. Bunun yanında idrar yolunu ilgilendiren başka hastalıklar, prostatın iltihabında, idrar yolu iltihabında, mesanede taş oluşumunda veya idrar kanalının alt bölümünde taş oluşmasında veya idrar kanalının, dış idrar kanalının herhangi bir yerinde ortaya çıkan bir daralma, değişik sebeplerle ortaya çıkmış benzer belirtileri veriyor. Bunun yanında bir de idrar yolu dışı sistemik hastalıkların idrar yoluna yaptığı etkiler var. Bunlar da önemli. Bunlar da önemli hastalıklar. En yaygını şeker hastalığı. Şeker hastalığında hastalar sık idrara çıkıyorlar. Gece idrara çıkıyorlar. Onun yanında Parkinson hastalığında sinir sistemini tutan multiple skleroz, kısa adıyla MS denilen hastalıkta eğer şayet idrar torbasına giden sinirler tutulduysa onda da benzer belirtiler ortaya çıkabiliyor. Yine bazı sinir sistemiyle ilgili bel fıtığı hastalığında, Kalp yetmezliğinde vücutta çok ödem olduğu için çok fazla idrara çıkılıyor. Yine varislerde zaman zaman idrar yolu belirtisiyle gelebiliyor hastalar. Aslında pek çok ciddi hastalıkta kendini bahsettiğiniz gibi idrar şikayetleriyle belli edebiliyor. Bu açıdan baktığımızda işte ben bu aralar işte herhalde çok su içiyorum, gece çok uykudan uyanıyorum, idrara çıkıyorum gibi şikayetlerde herhalde bir uzmana başvurmak gerekli. Mutlaka. Burada ne gibi önerileriniz olacak ekran başında bizi izleyen erkeklere? Öncelikle hastaların şikayetleri başladığı zaman muhakkak doktora, üroloğa başvurmalarını öneriyoruz. Ama bir de şikayeti başlamasa bile bu hastalıklarla ilgili, özellikle prostatın hastalığıyla ilgili, biliyorsunuz prostatın sadece iyi huylu büyümesi yok. Bir de prostat kanseri var. Oldukça da yaygın görülen bir kanser erkeklerde. Prostat kanseriyle ilgili hiç şikayeti olmayan hastalarda bile 50 yaşından sonra en az bir defa bir kontrole gidip daha sonra, eskiden her yıl diyorduk ama ilk kontrolden sonra doktor belki bunun sıklığını ayarlayabilir. Bunun dışında eğer ailesinde 1. derece yakınında bir prostat kanseri varsa o zaman 50 yaşından daha da önce. Bir tane 1. derece yakında prostat kanseri varsa 45 yaşında, 2 tane varsa veya yakını şayet 55 yaşından önce prostat kanseri olmuşsa bunlarda biz 40 yaşından itibaren doktora başvurmalarını öneriyoruz. Şimdi, idrar şikayetleri gerçekten insanların yaşam kalitelerini de etkileyen, uykularını da etkileyen önemli problemler. Bunların altında dediğiniz gibi iyi huylu prostat büyümesi de yatabiliyor ya da saydığınız gibi Parkinson'dan diyabete, bel ve fıtığına kadar pek çok hastalık yatabiliyor. Size böyle bir hasta geldiğinde siz ayrıcı tanıya varmak için öncelikle ne tür tetkiklere başvurursunuz? Bizim mesleğimizdeki en önemli şey aslında birçok teknoloji gelişti, birçok görüntüleme yöntemi, birçok tetkik yöntemi gelişti. Ama her zaman merkezde çok detaylı hastayı dinlemek, detaylı bir öyküsünü almak, şikayetleri nasıl oluyor bunu öğrenmek gerekiyor. Bunun yanında erkekler biraz buna çekinceyle yaklaşır ama parmakla muayene prostat için çok önemli. Özellikle kanser ayırt etmek için çok önemli. Bu ikisiyle başlıyoruz. Fizik muayene ve detaylı öyküyle. Bundan sonra basitçe aşağı yukarı bir gün içerisinde hepsinin gerçekleştirilebileceği bir idrar analizi, böbrek fonksiyonlarını gösteren bir kreatinin bakılması, yine idrar akımını ölçen basitçe ürofilometri dediğimiz bir yöntemle akım hızının ölçülmesi, bunun bir eğriye yazdırılması, PSA dediğimiz prostat kanserini çok erken dönemde yakalamamıza bize vesile olan bir tümör belirtecinin bakılması, başlangıç itibariyle genellikle bunlar yeterli oluyor. Bunların yönlendirmesi ve bu detaylı öykü ve muayeneden sonra biz başka hastalıklar düşüneceksek onlara yönelik detaylı kapsamlı analizler düşünebiliyoruz. Bugünkü programımızın asıl konusu olan prostat büyümesine gelecek olursak öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi çoğu kişi iyi huylu prostat büyümesinin yaşlılıkta sadece görülen bir problem olduğunu düşünüyor. Gerçekten iyi huylu prostat büyümesinin yaşla ilgisi nedir? Yaşla birlikte prostat büyümesi riski ne ölçüde artar ve iyi huylu prostat büyümesinde diğer risk faktörleri nelerdir? Kısacası şunu sormak istiyorum. Hangi erkeklerde iyi huylu prostat büyümesi riski var? Evet, çok merak edilen bir konuya değindiniz. Bu konuyla ilgili birçok halk arasında yanlış anlaşılmalar da var. İdrar yapma şekliyle ilgili oturarak mı ayakta mı yapılacak veya değişik yiyeceklerle bunun bir alakası var mı veya birliktelikle bir alakası var mı, birliktelik sıklığıyla bir alakası var mı, bununla ilgili bize sık sık sorular geliyor ama yapılan araştırmalar göstermiş ki aslında 2 tane temel önemli faktör var prostat irileşmesi için. Bunlardan bir tanesi olmazsa prostat irileşmesi olmuyor. Birisi yaşlanma olacak, ikincisi erkeklik hormonu olacak. Bu ikisi olmadan prostat irileşmesi olmuyor. Peki yaştaki sınırımız ne? Aslında ilk büyümesi ergenlik döneminde. Daha sonra prostat 25 yaşından itibaren ikinci bir büyümeye başlıyor. Fakat belirti vermesi genellikle 40'lı yaşları buluyor. Ama bu belirtiler çok nadir insanlarda 40 yaşında görülüyor. Ama 70 yaşın üzerinde %80-90'ında büyümesine bağlı belirtiler var. Bunun dışında belki çok bilimsel açıdan kanıtlanmış şeyler olmamakla birlikte çok böyle katı olarak evet bundandır diyemediğimiz ama fiziksel aktivitesi az olan insanlarda daha çok olduğu, obezlerde daha çok görüldüğünü söyleyebiliriz. Sigarayla çok yakın olmasa da hafif bir ilişkisinin olduğunu söylemek mümkün. Alkoliklerde bir miktar daha az olduğunu görüyoruz. Genel anlamda bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Farz edelim bir hastaya iyi huylu prostat büyümesi tanısı koydunuz. Hastaya göre, hastanın yaşına göre, prostat büyümesinin durumuna göre ne tür tedavi seçenekleri var? Bunlar içinde ameliyatın yeri nedir? Kimlere ameliyat önerirsiniz? Lazerle yapılan prostat ameliyatları konusunda da bilgi verir misiniz? Tabii. Öncelikle biz hastayı genel muayene ve tetkiklerden sonra şikayetlerinin durumunu değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme sonucunda çok rahatsız edici düzeyde değilse, sağlığını tehdit edecek düzeyde değilse o zaman davranışsal tedaviler öneriyoruz. Günlük sıvı dengesini ayarlamaya çalışıyoruz. Yiyeceklerinde dikkat etmesi gereken, onu rahatsız eden yiyeceklerden kaçınmasını sağlıyoruz. Ama daha şiddetli veya orta derecede şikayetleri var ise o zaman da öncelikle bazı ilaç tedavileri uyguluyoruz. Bu ilaç tedavilerin bir kısmı prostatın adenelerini gevşeterek, bir kısmı mesanenin kasılmasını azaltarak, bir kısmı da prostatı hafif küçülterek etki ediyor. Ama biz bunlarla başarılı olamazsak şayet o zaman cerrahi tedavilere geçiyoruz. Cerrahi tedavilerde de daha çok artık kapalı tedavi yöntemleri ön planda. Bunlardan bir tanesi halk arasında TURP diye bilinen transüretral rezeksiyon ama özellikle 2000'li yıllardan sonra lazer tedavileri gündeme geldi. Prostatı buharlaştırarak daha konforlu bir ameliyat sağlıyor. Kateter daha kısa süreli kalıyor. Hasta daha erken taburcu oluyor. Bu açıdan oldukça hastalarda memnun oluyorlar kapalı tedavilerden ama halen açık tedavi yapılıyor mu? Birazcık bu tercih hem hasta tercihi hem de eldeki imkanlara da bakıyor tabii. Her istediğiniz ameliyatı elinizde imkan yoksa yapamayabiliyorsunuz. Sohbetimizin sonuna geldik ama önemli bir yine merak edilen nokta var. Bunu size sormak istiyorum. Şimdi iyi huylu prostat büyümesi olan bir erkekte iyi huylu prostat büyümesi zamanla kansere dönüşür mü? Ya da aynı zamanda hem iyi huylu prostat büyümesi olup kanser de bir başka şekilde oluşabilir mi? Ve prostat kanserinin günümüzde tedavisinde evresine göre ne tür yöntemler var? Çok kısa özetle rica edeyim. Tabii. Prostat kanseriyle iyi huylu prostat büyümesi tamamen bağımsız gelişen iki süreç. Hı hı. Prostat kanseri daha çok prostatı bir mandalinaya benzetirsek dış kabuğun alt bölümünden gelişiyor. Ama prostat irileşmesi ve bunun belirtileri prostatın orta bölümünden gelişiyor. Birbiriyle alakası yok. Genellikle ikisi bir arada oluyor ama şikayetler daha çok kansere ait değil, iyi huylu prostat büyümesine ait oluyor. İşte bunu değişik biraz önce bahsettiğimiz gibi hem muayene hem de PSA vesaire tetkiklerde ayırt ediyoruz. Eğer prostat kanseri saptarsak bu önemli. Bunu ameliyattan önce saptamamız gerekiyor. Hı hı. Muhakkak risk olmadığını. Prostat kanseri saptarsak ameliyatın şekli tamamen değişiyor. Tedavi şeklimiz değişiyor. Sadece ameliyat değil. Burada da hastaları yine düşük, orta ve yüksek riskli kanser olarak sınıflandırıyoruz. Çok düşük riskli kanserlere yavaş ilerleyen bir kanser olduğu için sadece izlem bile bir öneri olarak aktif izlem hasta takibimizde kalıyor ama herhangi bir tedavi uygulamıyoruz. Orta ve yüksek riskli hastalarda ise prostatın tamamen etrafıyla birlikte, bezeleriyle birlikte alınması, radyasyon tedavisi, radyoterapi ve hormon tedavisi ve bunun hastanın riskine göre değişik kombinasyonlarını kullanarak özellikle erken dönemde yakalarsak oldukça başarıyla tedavi edebiliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katıldınız. Özellikle iyi huylu prostat büyümesini, prostat hastalıklarını ve tedavilerini anlattınız. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Sağlığım için her şey devam ediyor. İletişim bilgilerimiz ekranlarımızda sorularınız için.